Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Milletvekilinin aracı aranmayacak, çantası aranmayacak, arabası aranmayacak. Arabasının içerisinde kimlerin olduğu kimlik tespiti yapılamayacak. Ve bu şekildeki bir olay varken benim yani terör örgütleriyle bağlantım olsa ne diye mecliste görüşüyor? Allah yani akıl izah vermiş. Yani aklı, mantığı, vicdanı olan, ahlakı olan yani bu şekildeki iftiralarda bulunur mu? Yani ben bugün gayet rahat meclis başkanını da aradım. Ya dedim arkadaş hanginizin arabası aranıyor? Terör örgütüyle bağlantısı olan bir milletvekili kalkar teröristi arabasıyla içeri sokar. Yapılacak bir eyleme eğer o fikirdeyse, o düşüncedeyse, destek veriyorsa, terör örgütünün yandaşıysa malzemesinin hepsini arabasıyla koyar. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir vicdansızlıkla ben karşı karşıyayım. Ha burada amaçları nedir? Benim demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü, mücadeleme, adalet mücadeleme tekliğe uğratarak beni pasifize edip geriye çekmek. Ben geri çekemeyeceğim. Bunun bedeli demokrasinin bedeli, insan haklarının bedeli, adaletin bedeli eğer ölümse ölümdür. Hiç geri çekemeyeceğim. O manşetlerini devam etsinler. Bugün sosyal medyada zaten paylaştım. Yani benimle ilgili herhangi bir saldırıya uğrarsam bunun sorumlusu bu yandaş manşetleri atan gazetelerdir. Sorumlusu bunlardır. Çünkü Türk Ceza Kanunu 39. maddesi diyor ki eylemden önce suçu suç işlemeye yönelik iradesini güçlendiren, kuvvetlendiren her türlü eylem suça ortaklıktır. İştirak ve müştereken müteessesiyle sorumludur. Ve ben bugün bunu gayet rahat sosyal medyamda da paylaştığım için onu tekrar sizin de huzurunuzda söylüyorum ki bu manşetler bana yapılabilecek olan saldırıyı cesaretlendiren, kuvvetlendiren, azmettiren manşetlerdir.